Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أستعيذ بالله ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة Allah subhanahu wa ta'ala eğer peşe onlardan bir anasını asa yani gele gelirdi. Onu peşeden alışan mıydı? Dıp misal kiltirgenle. Ve ankebut yani örgümçeknin misali yokşaydı. Digen ayette hem Allah ta'ala örgümçekni misal kıyende Yahudiler itiraz kılıçtı. Yani Allah Teala bunday hasis, yani pas narsalarni zikr qilib nimani iroda qilyapti? Deb e'tiroz qilishgan vaqtida Alloh Taala yahudlarning so'zini rad qilib fa anzalallohu mana shu oyatni nozil qildiki, innalloha la yastahi an yadriba, ya'ni yaj'ala masalan Alloh Taala bir misal keltirishlikni zarbu masal qilishlikdan hayo qilmaydi. Maful avval, masalan, yazribaga birinchi maful bo'lyapti. Ma nakiratun mavsufatun bima ba'daha. Maf'ulun sanin. Ma esa sifatlanuvchi nakiradun, ya'ni o'zidan keyingi narsa bilan sifatlanyapti. Va ikkinchi mafuldir. Ayya masalin kana, qaysi masal bo'lsa ham. Au zaydatun li ta'kidil khissati. Yoki shu taslikni ta'kid uchun zoid bo'lgan harf turma. Fama ba'daha al-maf'ulus sani. Ikkinchisi esa undan keyin, ma'dan keyingi narsa ikkinchi maf'ul bo'ladi, ya'ni ba'udatan. Demak, bir necha tarkiblar bo'lyapti. Nahv ulamolarining muxtalif fikrlari bor. Ba'zilari mana masalan, birinchi maf'ul ma ikkinchi maf'ul deydi. Bazılar. Bazılar dedi ki ma zaidedir, ba'uzatan ikinci maful deydi. Mufradul ba'uz. Ba'uzatun yani ba'uzning mufradidir. Ve huve sigarul baqi ve o kichkina şundek hasharatlardandır. Çakadigan hasharatların kichkinası. Bunu bazı özbekler çivin deydi, bazılar peşe deydi, bazıları iskep topar deydi. Her hıl lahzeler var. Bazıları iskep topar deydi bana. Ba'udatundi. Ba'dundan çıkken bölüm parça diyor. Kiçkine bu yanı için, bir parça bu yanı için. Fema fevkaha ve undan tipesi. Ay akbara minha. Şu ba'udatundan şu çakardigen haşarattan kaptara. Ay la yakuku bayanahu lima fihi minel hukum. Bunda hüküm veki hikam veki hikmetler bu yanı için Allah Teala onun beyanını terk kılmıyordu. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَلَمُونَ أَنَّهُ اَيْ الْمَسَلُ الْحَقُّ الثَّابِتُ الْوَاقِعُ مَوْقِعَهُ. İman kildirgen kişiler bunu, şu misalını, haklıgını, yani uzunun yeri getirici, sabit ikenliğini bilediler. مِنْ رَبِّهِمْ uzunların Rabbisi tarafından. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ama kafir bugen kişiler فَيَقُولُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا. Allah Teala bu nesleden misal kılıp nimen irada kıldı deyişedi. Temyizun meselen temiz bu yaptı. بِهَذَا الْمَثَلِ bu misaldan Allah Teala nimen irada kıldı deyişedi. وَمَا اِسْتِفَامُ اِنْكَارٍ mubtada مَاذَا دِيَنْزَا يِمَّا inkar, inkar kıladigen, rad kıladigen savaldır, mubtadadır. وَزَدِ مَنَا اَلَّذ۪ي بِسِلَتِهِ خَبَرُهُ زَا ise اَلَّذ۪ي مَعْمَاسْتَدُرْ yani mevsuldur, silah sülemdir, haberdir. اَيُّ فَاِلَةٍ ف۪يهِ
Yani bunda nima foyda bordi deb e'tiroz qilishyapti. Qolallohu ta'ala fi javobihim ularning javobiga Alloh taolo aytayaptiki, yudillu bihi ay bi hadzal masal shu misolda Alloh taolo kasiran ko'pchilikni arashtiradi. Anil haqqi li kufrihim bihi. Bu misolga kofir bo'lganligi uchun ularni haqdan arashtiradi va yahdi bihi kasira minal mu'minin va mu'minlardan ko'pchiligini hidoyat qiladi Alloh taolo shu misol bilan li tasdiqihim bihi uni tasdiq qilganliklari uchun. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ Ve bu bilen, bu misal bile Allah Teala fakat yine fasıklarını araştırdı halas. الْخَارِجِينَ عَنْ تَعَاتِهِ Yani Allah Teala'nın itaatinden çıkıcı fasıklarını araştırdı halas. Fasıklar kim? اَلَّذ۪ينَ نَعَتُ الْمَنَا Sıfettir. Fasıkların sıfeti. Şimdi kişileri ki يَنْقُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ Allah'ın ahdını büzediler. مَعَاهِدَهُ اِلَيْهِمْ فِي الْكُتُبِ min al-iman bi Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah Teala Bani İsrail'den ötken kitaplarında Muhammed Aleyhisselam'a iman keltirishligi uchun ahd olganidi. Şu ahdni buzishadi. Min ba'di misaqihi u misaqidan keyin, ya'ni ahd paymondan keyin, tavkidihi alayhim ularga ta'kidlaganidan keyin bu ahdni buzadilar. Va yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal. Va Alloh Taala bog'lanishlikka buyurgan narsani buzadilar. Min al-iman bin nabiyyi peygamberge iman getirişlikni üzediler ve rahim ve rahim karındaşlılıkni üzediler ve gayri zelik ve ondan başka Allah Teala büyürgen bağlanışlıkiye büyürgen eserler üzediler ve en bedel min zamiri bihi en yusale bu bihiden bedel buluyor ve yusidune fil arzi bil maasi ve ta'viqe anil iman ve yeryüzünde fesat kıladılar günahlarının sebebiyle ve imandan yüzüğü görüştüğüyle. Ulaykel mevsufune bime zukire şu zikir kılıngen neselerden sıfetlenir için bana şu insanlar humul khasirun ular zarar kürücülerdir limesilihim ilen nedil muabbedeti aleyhim ular için abadi kılıngen otke ketkenlikler için cehennem ketkenlik için ular zarar kürücülerdir. Celalayın tefsiri bitti. Hazır okuluyen ayetlerge cümleten karedigen bu sek Allah Teala yenge bir mavzunu başlayaptı. Allah Teala bir misal getirişlikten üyelmeydi. Bu ayetin üçün nazır bunu yaptı. Bazıları dedi ki bazı müfessirler Mekke müşrikleri Peygamberimiz Aleyhisselam'a itiraz kılıştı. Kur'an'da işte bazı meselelerinin misaliki kendi güçün. Mesela şimdi taşya ya ki örgümçek ya ki çünkü o şeyden başka meseleler da zikri geldi. Şimdi Mekke müşrikler itiraz kıldı ki demek bu Kur'an Allah'ın kelamı emas. Allah'ın kelamı bosa Allah diye büyük Rabbini kiskine meselelerde zikir kılmasıydı. Bu kitap Muhammed'de uzunu tuğuk yaptırganlığına delili şu ki bana bunu diye pes meseleler zikir kılını yaptı deyişti. Lekin fasilleri köptülü getirdi ki bu kavul zayıf kavul. Çünkü bu ayet Medine'den alın bu yani. Bu ayetini yaptırganlarsa müzakereler bugün doğru. Bunda yapılan eşitliğin yanı. Lakin bu ayetki tekişliği nasıl? Mekke'de bugün idi. Mekke müşrilerin şimdi itirazları, karşılıkları bugün idi. Ama bu ayetinin nazır buluşunu sebebi nasıl? Çünkü bu ayet Medine'de nazır bugün. Yani iki tane kavul var. Bir tanesi Suyuti'nin zikir kıyandı Yahudiler. Yahudiler Kur'an'ın haklılığını bilişer diyor. Lakin başkaları da akidesini buluştuğu için. Açıdı ki bu Kur'an Allah'ın kelamımız. Delilimiz şu ki eğer Allah'ın kelamı bu geldiğinde Allah Teala hatta güzel, mükemmel meselelerden bahs kılardı. Mükemmel meselelerden bir getirdi. Peki biz göre hepsi gibi bu Kur'an'da peşkenin misali var. Ya örgümçenin misali var. Şimdi peş meselelerden misal kıyandan bahs kılardı. Ki bu Muhammed'de uzun sözü. Senin için biz onun işen miyiz? Allah'ın kelamı bu geldiğinde işen edik. Bir şey yaptık. İkinci kavul, birincisiye koş geldiğimizde üçüncü kavul buladı. Münafıklar itiraz kılıçtı. Münafıklar açtı ki el uzların doğrusu iki hıl misal getirdi ki meselahum ke meselillezi istavqada nara ikincisi avke sahibin minessemai fihi zulümatun ve radun ve berkun ikide misal getirdi ot yakın adam yokşaydı ve yağmurda kagen yokşaydı münafıklar diken de ular açtı ki bu Allah Teala'nın misali mesbolu Allah'ını gelip mesbolu Allah diye ulu uzat ne gibi ki tersi ot yakın adamın misalını getirdi ya ki yağmurda kagen adamın misalını getirdi. Zarbul mesel getirişlik Allah'a erişmeydi ki deyiştir. Yine bazı kavullarda meşhur şu. Dürtü mene Yahudiler ekenliğini tercih kılı yaptılar.
Lekin bu kavullar hepsi haklik tarafı var. Yahudiler aytganidek münafıkların şu etirazı kılıçtı onlar. Uzlarını ortalarda aytardı. Sahabeler aytalmasayam uzlarını ortalarda biz bu Kur'an'ı işemiyiz derdi. Zaten işlese işemmesiydi onlar. Allah Teala onların hakkını yaptı. Elbette Allah Teala hayatımı üyelmeydi. Zerbül mesel kiltirişlikten. Hani onlar Allah Teala'nın zerbül mesel kiltirgenliğini delil kılıp durup Kur'an'da rahat kılış mahçıydı. Peygamberimizi rahat kıyanda onlar peygamberini yamandır türütmez. Eçerdi ki şu peygamberde alıp kıyan neslesini Allah tarafından ligini bilsek işenemiz diye şey yaptı. Hani kendi insanlarda elde yaptı. Lekin şu Muhammed'i getirgen yapı Allah tarafından ikenliği işenme yaptız biz. Muhammed bizi ispat kılıp desin şu Kur'an Allah kelamı ikenliğini biz kabul kılamız diye şey yaptı. Lekin işenme yaptız deriz. Hani şimdi insanlarda elde uzlarca delil bile atkılış aradı. Yani bizim zamanımızda hem köp türlü insanlar mesela şimdi çalan bunlar siz Kur'an-ı Hadis'te haklı yaparsınız. Yani ki haklı yaparsa biz kabul kılamız ama ne doğru yapıyor dedi. Böyle de uzun siz haklı yaparsınız. İnsanlarda anlaştığı için insanlardan haklı yaşarışlığı için bu doğru yapırma yaptı dedi. Ne doğru yapıyor yaptı dedi. Allah etti ki bunda kiçkine meselelerini zikir kılıçlık üyelediğine meselemez. Allah sana yarattı ki ulanını. Yaratken zat o meselelerde misal kiltirmeydiler. Ve yine onun üstüge Allah sana bir misalini kiltiriyettiğini onda hikmetler var. Kancadan kanca ilimler var. Çünkü için insan hursan mügen halette muhabbetle tasdik kısın, ikrar kısın, kabul kısın. Etiraz kımasın. Etiraz gözüyle karamasın. Sizler tahşege ve örgümçekke itiraz kılıyorsunuzlar. Ondan hem kişine bugün bağıldatın. Yani ondan hem kişine bugün haşaratını Allah-u Teala zarbı mesal kılıçlıktan üyelmeydi. Allah Subhanehu ve Teala üyelmegenden ki demek biz hem üyelmesliğimiz gerek. Haklı getirişlikte üyelmeslik gerek. Açıdı ki şeriyette şerim yoktur. Yani şeriyette örgünçlik, örgünçlikte üyetmeyiz. Şimdi üyetmeyiz diyene üyetsiz bulsun diyenemez o. Hayasız bulsun diyenemez. Haklı yapırışlıktan hiç neden tartınmıyız. Uzunu haletige, mekanige, zamanige muvaffak kılık yapırışlıkız gerek. Yani bizi zamandan insanları karın, şerî meselelerde nihayette üyetçeyin. Mesela taharet meselesini alından bari sonra gelin üyeledi, üyetemem diye. Kusur meselelerini sonra gelin üyetedi, yürü oradı şimdi. Namaz meselelerini sonra gelin üyetedi. Söyle ki bu adam şunçeli bir üyetçeye kendisi, her günü derge varadı bu adam. Disketekelerine varadı, her günü maymun yokuşa bir ırgışlıydı. Her günü arak içerdi, tonguzu yokuşa bir yümeliydi. Günahlarda kıl oradı, hiç kimden üyelmeydi. Şerî meselelerine yerinde üyetçeyin bu kaladı. Şeriyette üyelmeslik gerek, örgünçlik gerek ve örgünçlik gerek. Haklı yapırışlık gerek. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın huzuruna sahabiyeler gelişirdi, ayollar gelişir. Hatta ki hayız meselelerini soruşardı. Başıdan etçerdi ki Allah-u Teala hakkını yapırışlıktan üyelmeydi. Bir durup sahabiyeler başlardı, hadis kitaplarda okudular isim. Soruşardı hayız meselelerini. Hatta ayollar uzlardan kiradığın kanlı rengi geçe eğitip saval soruşardı. Bütün meselelerini. Meniler doğrusu da mükemmel savallarda soruşken. Peygamberimiz Aleyhisselam mükemmel halette cevap verdiler. Şerî meselelerde üyelmeslik gerek. Çünkü biz Rabbimiz la yestahî. Hakkını yapırışlık ve bir zarbı mesele yapırışlıkta üyelmeydi. Asıl mesele şu. Şimdi ba'udatundur. Karim ba'dundan çıkan bir parça bölüm diyen bir haşarat. Şunu hem misal kılıçlıktan Allah Teala üyelmeydi diyordu. Fema fevkaha ve onun tepesini. Ba'udatun ne için zikir kılındı? Hazreti yanımızda aldığında haşaratlar nispeten kiçkine bu geldiği için. Neredeyse zubab. Yani zubab ile ba'uzada ve özbekçede ıhtılaflar köp buldu. Geçilmedi yanlara kadar. Zubab o şey karası buldu. Özbekçesi ekilmeyelik. Karası buldu. O yeliydi yan. Çakadı görmez o. Ba'uzatun ingiçkesi buldu. Bu çakadı yanı. Avaz çıkarıp üçerdi ve çakadı. Yani bir kiçkinesi var, o avaz çıkarmazdan. Ba'uzatun zubabke nisbeten kiçkine. Şu zubabdan kiçkinesini hem Allah-u Teala zarb-ı mesel kılıçlıktan üyelmeyi dedi.
Endi shunga o'zining hikmatlari bor. Juda ko'p hikmatlari bor. Birinchi masala Alloh taolo haqda gapirishligi edi. Endi shu yerda Alloh taolo da'vozatunni keltirib turganligini ba'zi hikmatlarni zikr qilamiz. Bittasi da'vozatun shunday bir hasharatki, nodamiki och bo'lsa tirik bo'ladi. To'ydimi o'ladi. Ba'zan ertadan ko'rasiz, qarasiz, tepalariga yopishgan qonni to'la. Sizdan so'rgan qonlari bilan. O'ldirasizmi nima qilsiz, turaram bechoralar. Bu da'vozatunning xususiyatiki, to'ygandan keyin o'ladi. Buni misol qilib keltirib turganligini, Alloh taolo yana buni zikr qilib turganligini ta'yinli hikmatlardan bitar. Shuki ahli dunyoning holati ham shunday. Ahli dunyo dunyoning orqasidan chaporadi, dunyoga yetgan vaqtida halok bo'ladi. Xuddi ba'uzalar, bu hasharatlar to'ygan vaqtida halok bo'lib turganlik. Va bilasizki, bunday hasharatlar tez ko'payuvchi bo'ladi. Ko'p bo'ladi ular. Va qadr qiymatsiz bo'ladi o'zlari aytib turganlik. Kafirlar ham shunday. Kafirlar ham ko'p bo'ladi va qadr qiymati bo'lmaydi. Sama fawqaha uning tepasi deganda 3ta tafsir bor. Bittasi suyutini aytgan akbar degani. Ba'uzatundan kattaroq, masalan zubabun kattaroq. Ankabut undan ham kattaroq. Ba'uza va undan katta narsalar. Va bu sama fawqahadan fawqaha degan tepasi degani aslida u kichkina degan ma'noda ham keladi. Ya'ni kichkinalikda da'vozatunning tepasi. Bildingizmi? Kichkinaga eng kichkinani birinchi darajaga qo'yadigan bo'lsak, tushundingizmi? Masalan, tayiga tovoqni qo'yasiz, ustiga likopchani qo'yasiz, keyin masalan piyolani qo'yasiz, piyolaningizga yana bir kichkinasini qo'yasiz. Kichkina narsa balandga qarab ketyaptimi? Da'vozatunning kichkinalikdagi tepasi. Tushundingizmi? Uni ham Alloh taolo zarbul masal qilishlikdan uyalmaydi. Endi yangidan 3-chi bir tafsiriki hozir yangidan nima qilishyapti, buni o'rganishyapti. Qarang, Qur'onning hikmatlari o'sha da'vozatun sizlar ixtirosi hal qilishga harakat qilinglar. To'g'ri odamlar nima qilmasa ham sizlar bir-birlashinglarda ijmo qilinglar o'zlaringiz o'rtalaringizda va da'vozatunning ma'nosiga bir to'xtamga kelinglar. Chunki bu muhim masala bu. Nihoyatda muhim masala. Bu olsa mullalarga fursat bo'ladi. Chivinmi bu? Pashshami dedi. Da'uzatun sama fawqaha. Da'uzatunni hozirgi fan olimlari tekshirib ko'rganki, da'uzatun o'zi qanchalik kichkina bir hasharat. Shuni tepasida yana bir hasharat bor ekan. Qarang. Sama fawqaha deydi. Da'uzatun va uning tepasini Alloh taolo zarbul masal qilishlikdan uyalmaydi deydi. Masalan, mollarni bilasizlar, hadi quloqini qimillatadi, boshini qimillatadi. Nimaga? Ba'zi tashlar chaqiyapti uni boshida. Yoki kanalar bor. Shunga o'xshab, da'vozatunning tepasida undan istifoda qiladigan, uni emadigan kichkina hasharatlar bor. Ko'rdingizmi? Da'vozatun sama fawqaha deyapti Alloh taolo. Da'vozatun va uni tepasidagi narsani. 3-chi tafsir bo'ldi. Shuning uchun da'vozatunning ma'nosini bilib olinglar deyapti. Zubobini ustida nima aytdi Alloh taolo? Fa'amma allazina amanu fa'lamun annahu al-haqqu min rabbihim. Ammo iymon keltirgan kishilar buni, bu zarbul masalni annahu deganday hu zaman zamir masalga qaytadi. Xususiy qilsiz, umumiy qilsiz Qur'onga qaytadi. Bu Qur'on va Qur'onning ichidagi narsalar. Zotan kofirlarning maqsadi unda emaski bu ba'uzatun zubobun kelgan oyatlarni olamiz, boshqasini olamiz demoqchi emas ular. Bularni dalil qilib hammasini tarqitmoqchi. Masalan, katta ulamolar aytadiki, Buxoriyni falon-falon xatosi bor deydi, hamma fatvosini tark qilishadi. Ibn Taymiyani falon-falon xatosi bor deydi, hamma fatvosini tark qilishlikka harakat qilishadi. Bu zulmchi bu. Xatosi bo'lgan taqdirda haq tarafini ol, nimaga haq tarafini ham tark qilyapsan? Yoki Qur'onda hammasi haq, boshida aytildi, la rayba fihi. Rayb yo'q, taraddud yo'q, ikkilanishlik yo'q, tavaqquf yo'q. Iymon keltirganlar bu zarbul masalni va Qur'onni o'zlarining Robbisi tarafidan haq ekanligini biladilar. Mu'minlar shunday. Qarang, hozir mana sama fawqahani siz kofirlarga oldingi ilmlar va hozirgi ilmlardan tushuntirib bersiz, xususan shu agar hasharot ilmlaridagi mutaxassis professorlar bo'lsa hayron qoladi. Ular bu masalani ko'proq bilishadi-ku, da'vozatun to'g'risida hasharot ilmiga kirib tekshirib ko'rsangiz, ko'p masala borligini ko'rasiz.
Ula hayran kaladı ki Kur'an şunçeli büyük kitap, bunu dikkatli alıp bunu zikir kıttı, bunu üstüde siperseyi nasıl zikir kıttı. Biz uzumuzu şu profesörlü hayatımız 40 yılda ürgengen nasıl adı hem hata etimin geneken. Hayran kalışıyordu. Kur'an'ı tasdik kıladılar. Biz şimdi ünçeli tahsilatlarını bilmesek hem Allah tarafından haklığını bilemiz. Bunun için de hikmetleri köflüğünü bilemiz. Hazır biz bazı tahsiller zikir kıldık. Yüzlerce hali tahsiller var. Kıyamet geçen insanlar kançeli ürgense bu Kur'an'da ilmini bitirişelmiydi. Fakat özlerinin cahilliğini bilişverdi halas. Biz şunun için tasdik kılamız ve bunu haklığını bilemiz. Kat'iyen bilemiz. Haktır bu diyemiz. Ve şunca bina kılamız. Mu'minlerin sıfatı şu. Kur'an'da ki yani her bir nesana hak bir kabul kılışadı. Allah tarafından böyle yaptırırken hak. Zara kadar itiraz kılmıyordu. Ve tefekkür kılamız. Birisi düşünmedik mi? Tefekkür kılamız. Bunu tenkide bir hikmeti var. Neme için hikmeti diyemiz. Neme geçipti bu dümeyimiz. Neme bunda dümeyimiz. Ve emmen nezine keferu ama kafir bölgen kişiler feyekulûne mâze eradallahu bihâze mesele. Allah Teala bu misaldan nimeni irade kıldı. Yani Allah nime demahçı bu misaldan deyişedi. Kafirler şunu dediydi. Hani Allah Teala etmeyerdi ki ve emmen nezine keferu feyunkirûne demeyipti. Ama kafirler inkar kıladılar demeyipti. Allah nimeni irade kılıyipti bunu bilen diyipti. Ve o kafirler Allah Teala şimdi kafirler diye yaptırgan kişiler Allah'ın varlığına işenedigen kişiler. Mesela bazıları şu ayetini şimdi tefsir kıladı ki Allah'ın mesele kılışı yaptı deydi. Ya Allah'ın mesele kılmasıydı. Mekke müşrikleri Allah'ın mesele kılmasıydı. Münafıklar Allah'ın mesele kılmasıydı. Yahudiler Allah'ın mesele kılışmasıydı. Onlar peygamberde mesele kılışmaz. Ve sahabelerde mesele kılmaz. Allah Teala taştan getirdi mi? Ne demekti yani taştan? Bu peygamberi mesele kılmak diyorlar. Allah demez. Uzlar için Allah'a muhabbetleri var ulardı. Allah'a ihtiramı var uzlar için. Hani bu kafirler elbette gepte eğlendirgen halette Allah'a itiraz kılışı yaptı neticede. Kur'an Allah'a kelamı ki neticede Allah'a itiraz kılışı yaptı. Şunun için siz dinge hizmet kıyan vaktinizde ve adamlardan itiraz eşitkenizde siz haklı getiriyorsunuz, sizi getirdiğinizi başka taraflara bürüp başka manalar çıkarışıp bu nime demahçı bu, nime diyettiyken deyse hata bulmayın, kursan bunu. Çünkü yani aynı itirazlar sizi Rabbizge hemetin ingen. Mâze eradallahu bihâze mesela. Siz haklı getiriyorsunuz demene görüyorsunuz haklı getiriyen alimler doğrusu da tarih durdurken haklı getiriyen imamlar doğrusu da kelemüller, hainler, kezzaflar ne diyordu? Ne demahçı o? İmam Buhari ne demahçıyken? İbn-i Teymiye ne kast ettiyken? Ya siz bari haklı gelmişsiniz ne demahçı? Ne demahçı sen? Fitne kımahçı sensin? Bu buğdum her hal geplerde kılıçlar diye itiraz kılıçlar. Sıkata demin. Elhamdülillah deyin. Rabbizi yakılın ya itirazsızı yakılın yaptı. Allah Teala haklı gelmişken de şimdi itiraz kılıyınsa siz haklı gelmişsiniz sizi itiraz kılın mıydı mı? Yudullu bihi kesiren ve yehdi bihi kesira. Bu kimin keramiliği de ihtilam var. Suyuti bir de tafsirde ettiler. Yani bu yengi gebbuladı da Allah Teala bu Kur'an bilen köptülüğünü araştırdı. Hani dünyada hazır 6 milyarda etrafında insan olsa 4 milyarda etrafındaki insanlar kafir. Şular Kur'an'ı sebebiyle kafir buluştu. Kur'an onları kafirliğini anıklaştırdı. Ve yehdi bihi kesiren ve Allah Teala bu Kur'an bilen köptülüğünü hidayet kıladı. 2 milyar etrafındaki insan Kur'an'ı sebep bilen Müslüm, Mumin diyen derecelerine çıkıştı. İnsanlı haktalığı ve batılığını Kur'an adreti dediler. Kur'an'da kabul kısız, haktasız. Ala hudem min Rabbihim ulaike ala hudem min Rabbihim. Eğer kabul kılmasız hidayetten yüzü gürgen bulasız. Ve Kur'an halkılı yaptı. Meselanı Kur'an geçip bir yaptı. Şunun için Allah'a derdi ki bu Kur'an bilen köptülüğünü araştırdı ve köptülüğünü hidayet kıladı. Ve bu ayet Mu'tezile ve Havariciler'de rad kılıyordu. Ahl-ı Sünnet akidesini ispat kılıyordu ki demek hidayet verişem Allah'tan eken, araştırışem Allah tarafından eken. Bazı dedi ki hidayet Allah tarafından o, lakin araştırış Allah tarafından mesleydi.
biz aytamiz yaxshilik ham yomonlik ham hammasi Alloh tomonidan deymiz. Ama biz sababchi bo'lamiz bu narsaga. İkinci tafsir shuki, bu oyat yuqoridagi gapning davomi. Ya'ni ular aytdiki, Alloh taolo bu misoldan nimani iroda qildi? Ya'ni bu gapni Alloh gapirishi mumkin emas. Sizlar yolg'on gapiryapsizlar. Allohga tuhmat qilyapsizlar deydi. Alloh gapirmaydi. Mana bir pashshani misolini keltirib, Muhammadni qaraylar qancha odamni adashtirib yuboryapti. Ya'ni kofirlarning gapini davom bo'ladi ikkinchi tafsirga ko'ra. Yudilu bihi kasiran. Bunday misollarni gapirmanglar. Bunday misollar esa ko'p odamni adashtirib yuboradi. Ba'zi insonlarni hidoyatga olib keladi. Deyishyapti ular. Har kim qabul qilmaydi buni deyapti. Bunday gaplarni gapirmanglar. O'zicha to'g'rilik ko'rsatmoqchi. O'zini bir insofli qilib ko'rsatmoqchilar. Xuddi haqni g'amini yeb turganday qilib ko'rsatyapti. Lekin birinchi tafsir afzal albatta. Alloh aytayaptiki, Alloh taolo shu Qur'on bilan ko'pchilikni adashtiradi va shu Qur'on bilan ko'pchilikni hidoyat qiladi. Va ma yudillu bihi. Albatta, oldingi oyat bizni o'ylantiradiki, Alloh taolo ko'pchilikni adashtiradi degandan keyin Alloh adashtiryapti. Hozirgi 4 milliard inson, shuni atrofidagi insonlar Alloh adashtiryapti. Bari bir inson so'raydi, buni hikmati nima? Bu qanday bo'lyapti? Alloh aytayaptiki, va ma yudillu bihi. Alloh taolo bu Qur'on bilan hech kim adashtirmaydi. Illa al-fasiqin. Faqat yana fosiqlarni adashtiradi. Qani? Kimiki fosiq bo'lsa, kimiki buzuq bo'lsa shuni adashtiradi Alloh taolo. Buzuq bo'lmagan insonlarni solih insonlar adashtirmaydi. Kimiki Qur'onni sababidan adashib turgan bo'lsa, Qur'on hadisga begona bo'lib yurgan bo'lsa, bu inson buzuq inson. Bu o'zi baddah bu o'zi. Bu hidoyatga loyiq emas. Haq yo'lga loyiq emas. Shuning uchun Alloh taolo uni mahrum qilgan, darvozasidan haydagan, quvgan buni. Qarang, fosiqlarni adashtiradi xolos Alloh taolo. Demak, fosiqlikdan qo'rqishlik kerak ekan. Fosiq deganda ikkita ma'nosi bor. Biri kichkina fisq, ikkinchisi katta fisq. Katta fosiqlik kofirlikdir. Kofirdir, dindan chiqadi. Kichkina fosiq kofir emas, gunohkor. Biz ikkalasidan ham qo'rqaylik. Çünkü kichkina fisk katta fisk olib boladi. Eshakni bolasi katta bo'lsa, eshak bo'ladi. Ot bo'lib qolmaydi-ku. Kichkina fisklar katta fisk olib boradi. Shuning uchun kichkina fisklardan qo'rqing. Hozirgi musulmonlarga shu buni qilma. Siz so'ra nima bo'ladi? Fosiq bo'lib qolasan. Kofir bo'lmaymanmi deydi? Yo'q. Bo'lmasam bo'lar ekan deydi. Qarang, kufr bo'lmasa qilaveradi, fosiqlikdan qo'rqmaydi. Ha nima bo'pti deydi? Ama qarin Alloh taolo nima deyapti? Va ma yudillu bihi illa al-kafirin demayapti. Illa al-fasiqin deyapti. Fosiqlarni adashtiradi Alloh taolo deyapti. Va hasr bo'lyapti qarin va ma yudillu bihi. Hech kim adashtirmaydi illa al-fasiqin faqatgina fosiqlarni adashtiradi xolos. Shuning uchun fisqdan qo'rqaylik. Fisq nima degani? At-tajavuz an hududi shari'a. Shariatning hadlaridan tashqariga chiqishlik. Shariatdan tashqariga chiqishlik fisq deyiladi. Qur'on hadisga xilof kirishlik fosiqlik deyiladi. Ikkalasiga ko'ra ulamolar aytganlar. Ya'ni bu fosiqlar munofiqlardir, yahudiylardir, mushriklardir deb ba'zilar masalan bid'at ahlini aytishadi. Masalan xavorijlar, shiyalar deyishadi. Endi fosiqlar kim? Bu masala nihoyatda muhim bo'lganligi uchun Alloh taolo bizga fosiqlarni tanishtiryapti. Fosiqlarning sifatlarini bayon qilyapti. Fosiqlarning eng muhim sifatlariga diqqat qiling. Allazina yanquduna ahdallohi. Allohning ahdini buzadigan kishilar. Birinchi sifatlari. Fosiqlar Allohga bergan ahdini buzadilar. Va bu ahd qanday edi? Min ba'di misaqihi. Mustahkam bo'lganidan keyin. Misoq degani mustahkam, ishonchli bo'lganidan keyin ahdni buzadilar. Allohning ahdi nima? Allohning ahdi Allohgagina ibodat qilishlik, tavhiddir. Fosiqlar tavhidga xiyonat qilish. Ixlosga xiyonat qilishadi. Allohning ibodatida xiyonat qilishadi. Allohdan boshqasiga ibodat qilishadi. Allohning ahdi shu. Suyuti aytayaptilar, ahli kitoblardan Alloh taolo ahd olgan edi. Oxirgi zamon payg'ambari kelsa, unga iymon keltirasizlar va qo'llab-quvvatlaysizlar deb. Bu ham bor albatta.
Yani Allah'ın şeriatıdaki yan hükümlerini hemeseye itaat kılıçlığımız Allah'a birgen ahdımızdır. Biz Allah'a ahd veriyoruz. Ya Rabbim, biz seni bütün hükümlerine itaat kılarız. Biz Müslümanız. Senge teslim buyanmız. Fakat senge ibadet kılarız. Senge itaat kılarız. Allah'a ahd veriyoruz. Ve bu itaatımız, ibadetimizin elbette dereceleri var. En kattası tevhid. Bundan ki mesela namaz, ruza, zekat, hac, bunlar hemen. Bunları hemenini becerimizdir Allah'a ahd vergenimiz biz. Hayatımız mahyaya ve mamati, hayatımız ve ölümümüz lillahi rabbil alemin buluşluğa ahd vergenimiz Allah-u Teala'ya. Allah etti ki fasıklar şu ahdını büzüşerdi onlar diye. Bütün insaniyet tarihinde Allah-u Teala ahd ayan. Ahdinin türleri ki hemen sikirerdi. Hemeniz vergenimiz ve bu ahdi veriyip bize. Kur'an-ı Hadis'te ki yan ahdden başka bizi uzumuzdan yani sıdkı dilden, samimiyetle aitken ahdlarımız var. Ularam kiradı bir yürge. Ukandik Allah-u Teala bazen kulunu hayatıda unga bir başıga musibet atkiler. Mesela ağır bir kesel bulas. Şimdi kesel buluz ki doktorlar hemen etti bu adam yaşlı bulmaydı. Öyle de bulundu. Şunda ki biz doktorlardan fayda yok. Ata-anadan fayda yok. Hiç kimden fayda yok. Mahluktan fayda yok iken. Şunda hemen yüzü görürsünüz de fakat yine Allah'a teveccüh diken halette yatışsız şerpeyi bozu. Etes ya Rabbi. Menge şifa bir gün. Yaşıp gitsen fakat seni ibadetinde bulamam. Fakat seni dinine hizmet kılamam de dua kılaz. Yanınıp. Hem bu okula bir yatıştı siz titrep yanınıp yalvarıp dua kılaz. Allah-u Teala duayızı kabul kılaz. Size hemen öyle diyenler. Ve yakın karındaşlarız kefenizi biçip oturuyemedi. Kavristan'da elini görüşüyordu. Hakkı kümseyken. Siz kaptır dua kılıyordunuz ve Allah'a ahbiriyordunuz eğer yaşıkısın fakat dininize hizmet kılaman. Allah size duayızı kabul kıldı. Sekin sekin yaşı buluştu başlarınız. Doktorlarım hayran. Bu ne gülme yaptı burada? Karındaşlarım hayran. Ve yaşı öp gittiniz. Kanca hayran bu sayın. Bir hafta, iki hafta ki bir ay cüde takvadar bulup uzunca. Bütün münkerlerden uzak, namazlar vakti de okuyup dururken, vakti de zikir kılıyıp dururken, dini hizmetler yerine mahkem, senin çekin erişti başlayız. Ortadan netice ay ötkenden ki, ya ki bir ay ötkenden ki karası, şeytanına ders veriyorum. Bana ahdizi büzdüz, Allah'a ahd veriyoruz siz. Yaşı bu ayganden ki, unuttuz Allah'ta Allah. Allah Teala Kur'an'da ki misal getirirdi. Kafirler kemada dengizde ketiyip durganda qattiq bo'ron boshlanadi. Ko'rishadiki halok bo'ladigan. Cho'kishi aniq, o'lishi aniq. Shunda hammasi Alloh taolaga duo qilishadiki, agar bizni qutqarsin, biz butun hayotimizni senga shukr qilib yashaymiz. Ibodat qilamiz. Deydi Alloh taolalar ular saqlaydi. Ular sohilga chiqib sal yurib ko'rdiki, tirik o'lmadi. Yana shirkini boshlaydi yana. Bu bir misol. Bazen siz bir polis koluya çıkıp kalışır mümkün. Zalim hükümetlerde polisinin koluya çıkıp kalasız. Şimdi Allah'a kattır dua kılasız. Allah'ın yine saklayın. Bütün hayatım din hizmeti ötendeyiz. Allah saklaydı ama hıyanet kılasız. Her bittemizi öyle yapıyorsa hayatımızda şimdi ahdler, vaadeler ötken her bittemizi başımızdan. Ve kılıyıp bize şu vaadelerde biri yapıyoruz. Ama turuyup bizmi şu vaadelerine? Eğer vaadelerine turma yaptırırken bu sek Allah Teala fasıklar diye yaptı ve fasıkları adaştıramam diye yaptı. Ve ma yudillu bihi illel fasikin. Ötken ümmetler Muhammed Aleyhisselam iman girdişti, kehb bir şudu, onge hıyanat kılıştı. Biz bana şer'i meselelerde ettik, şer'i meselelerde işte peygamber ergeçlik var. Çünkü hemsiz bir gemimiz, hani ergeç yapız mı, ergeç mi yapız mı? Ve yakta'una ma emarallahu bihi en yusale. Fasıkların bütün sıfatı. Allah Teala bağlanışlıkka emir kıyan nesnelerini kesediler, üzediler. Allah Teala bağlanışlıkka emir kıyan nesneler birincisi Allah'a bağlanışlık. Allah Teala bizi Allah'a bağlanışlıkka diyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Her kendi halette Allah'a ibadet kılışlık, her kendi halette fakat yine Allah'tan yardım süreçlik. Şu bağlanışlık, ey yusal, bana şu vesil, buluşluk gerek ama fasıklar bunu üzerdi, kesediler. Allah'tan başkasına bağlanacak. Dünyaya bağlanadı, pülge bağlanadı, mensepke bağlanadı.
toshlarga, daraxtlarga, ruhlarga, jinlarga, farishtalarga, payg'ambarlarga bog'lanishadi bular. Allohdan boshqa hammaga bog'lanish bo'ladi. Eng katta mana kesmoq. Ikkinchisi, Alloh taolo bizni bog'lanishlikka buyurdi Muhammad alayhisalomning sunnatiga. Hani Muhammad alayhisalom o'ziga emas, Muhammad alayhisalomning sunnatiga bog'lanishligimizga buyurdi. Fosiqlar Muhammad alayhisalomning sunnatiga bog'lanmaydi. Bu bog'ni kesadi. Allohga bog'lanishlikka, Qur'onga bog'lanishlik kiradi. Uchinchisi, silay rahim, qarindoshlar bilan bog'lanishligimiz, aloqada bo'lishligimizga Alloh taolo buyuradi. Fosiqlar qarindoshlar bilan bog'lanmaydi. Aloqalarini kesadi. Foydaga qaraydi. Foyda keladigan mansabdor boy qarindosh bo'lsa aloqa qiladi, kambag'al bo'lsa senga qarindoshim yo'q deydi. Pulim bo'lsa 1000 ta amaki sotib olaman deydi. Yoki 1000 ta aka topib olaman pulim bo'lsa deydi. Kerak emas deydi. Ammo mal'undir ular. Ba'zi oyatlarda hali keladi ko'rasizlar. Aloqalarni kesgan kishilarga Allohni la'nati bo'lsin deb keladi. Ali roziyallohu anhu aytadilar, Qur'onda 3 yerda la'natlangan bular. Aloqani kesganlar. Allohdan aloqani kesgan kofir ma'lum u. Payg'ambarning sunnatdan aloqasini kesgan yo kofir yo fosiq yo munofiq, u ham mal'un. Qarindoshlardan aloqani kesgan ham mal'un bo'ladi. Qarindoshlardan aloqani kesmaydi. Qarindoshlar bilan aloqa qiling degani ularni yo'liga kirib ketgin degani emas. Yaxshi muomala qilasiz, da'vat qilasiz ularni. Va to'rtinchi aloqa mu'minlar bilan. Alloh taolo bütün mu'minlarni bir dedi. Innamal mu'minuna ikhwa dedi. Mu'minlar aka uka dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom kajasadin vahid, bir jasad dedi. Biz bog'liq bo'lishligimiz kerak bir-birimizga. Va atasimu bihablillahi jami'an. Agar biz parchalanadigan bo'lsak, Alloh taolo bizni bog'lanishlikka buyurgan narsani bo'lib tashagan, parchalab tashagan bo'lamiz va Alloh saqlasin, Alloh taolo la'natiga qolamiz. Demak, bog'lanishlik masalasi ham keng bir masala ekan. Uchinchi sifatlari va yusiduna fil arum. Yer yuzida ifsod qiladilar, buzg'unchilik qiladilar. Buzg'unchilik, buzg'unchilikni hamma turini qilishadi. Zino qiladi, o'g'irlik qiladi, odam o'ldiradi, yolg'on gapiradi, yolg'on qasam ichadi, g'ibat qiladi, tuhmat qiladi. Hamma gunoh qilishaveradi. Uchta sifatini zikr qildi. Mana shular fosiqlar. Endi nima qiladi ular? Nima uchun bunday qilishyapti? O'zlaricha bir foyda topishlik uchun. Dunyoviy foyda topmoqchi ular. Alloh aytayaptiki, "Ulayka humul xosirun." O'shalar ular zarar qiluvchilardir. Zarar qilyapti ular. Ular biz foyda topyapmiz deb o'ylayapti, uy quryapmiz, pul topyapmiz, mana mansabdor bo'lyapmiz deb o'ylashyapti-yu, ammo zarar qilyapti ular. Dunyoda ham oxiratda ham xor bo'ladi. Hech qachon najot topmaydi ular. Inson najot topishligi uchun faqatgina Qur'on hadisga qaytishligi va Alloh taolo talab qilgandek qul bo'lishlik kerak.